27 Eylül tarihinden beri Van'da kaybolan güzeller güzeli Rojin Kabayış'ın babası haklı olarak büyük isyanlar içinde. Birçok kişi mantıksız olarak bu olayın bir inhar olduğunu belirtiyorlar. Keki ve suyunun sahilde bulunmasına ise insan son zamanlarında uzun uzun düşünür kek börek yer diye de açıklamalarda bulundukları görüldü. Oysa ki güzeller güzeli Rojin'in son görüntüsünde ne kek ne su vardı. Bunu da mı göremiyorlar kek börek yer diyenler? İnhar ettiğini söyleyen bu kişiler inhar ettiğine dair mantıklı bir tek bulgu önümüze çıkartamıyorlar. Sadece hiç akla yatkın olmayan kendi düşüncelerini delilsiz, bulgusuz önümüze sürüyorlar. Oysa ki sevgili Rojin'in öldürüldüğüne dair birçok bulgulara rastlanıldığı görülmektedir. Rojin Kabayış'ın acılı babası Nizamettin Kabayış, kızı için söylenen bu inhar sözlerine haklı olarak içerliyor ve büyük acı yaşıyor. Rojin istediği okulu kazanmış, yurttan çıkarken elinde kek yok, su şişesi yok, neşeli neşeli telefonla konuşurken çıkıyor ne inharı. İnhar iddiaları mantıklı düşünen milyonlarca izleyicilere çok saçma geliyor. Acılı baba Nizamettin Kabayış'ın bunca acısına rağmen inhar ettiğini dile getiren bu mantıksız yorum yapanlara karşı dediklerini aynen sizlere aktarıyoruz. Acılı babayı dinlerken empati yapmanızı ve vicdanınız ile aklınızla birlikte dinlemenizi rica ediyoruz. Bugün ikinci günüdür taziyemiz vardır. Herhangi bir telefon ya da bilgi gelmemiş. İnsan biraz saygılı olur, acıyı paylaşır. Şimdi öyle o şekilde vicdansız insanlar onu paylaşıyor diyor ki intihardır, intihar değil. Öyle dediği zaman benim acım ikiye katlanıyor. İntihar olsa 24 kilometre öteden bulunuyor. İntihar olsaydı o kadar suyun içinde aramalar oldu mutlaka görülecekti. 10 kilometre boyunca denizin içi arama ettiler. Arama çalışmaları denizden gayet iyiydi, ben memnundum. Ama karada fazla o kadar değildi. Keşke karada da fazla yapsaydı. Yakın köyleri yaptılar. Birinci, ikinci, üçüncü günü köyü de yapsaydılar daha iyi olurdu. Gene de onları teşekkür ediyorum aradığınız için. Gölün içinde Rojin intihar falan etmemiş. Kimse yalan haberler vermesin. Ben rahatsız oluyorum. Kızıma zarar veren insanlar vardır. Kötü insanların eline düşmüş. Ona zarar vermişler, götürmüşler. Mola kasma kadar da orada artık boğuldular. Denize attılar. O şekilde çıktı. Şimdi bunların sonucu hepsi çıkacak. Otopsi de belli olacak. Otopsi raporunda şu anda açıklama yapmamışlar, resmi açıklama. Sonra yaparlar, gelirler. Yani belirtilere göre kulağıma geldi. Diyorlar ki darp izi var. Hem sırtında hem diz kapağında. Çünkü belliydi yani. Üniversitenin tel örgü orada yok. Kamera yok. Ondan sonra ışık yok. Ora kör nokta. Tehlike bir yerdir. Rojin'de sahile giderken sahille üniversite bahçesi birbirine yakındır. Yani yapışıktır. Her öğrenci oraya gidiyor. Oraya giderken çakıl taşıyla uğraşmış demek ki. O vicdansızlar da orada, içkici, balyacılar oradaymış. Rojin'e ne yapmışsa orada yapmışlar. Ben bunu net olarak kesin yani biliyorum onlar orada zarar vermişler. Çünkü ikinci gün giderken orada içki şişeleri gördüm. Çekirdek merdek yemişlerdi, yiyecekler oradaydı. Öbür gün gittik, ben dedim o şişeleri toplayacağım, getirip göstereceğim, belki bir parmak izi çıkacak. Bir baktım şişeleri toplamışlar. Demek ki televizyonda hani demişik ya orada. Sonradan şişeleri de toplamışlar orada. Yok herhangi bir kesin bir şey daha bize söylememişler kesin bir şey. Benim acım çok büyüktür. O çocuk da masumdi, günahsızdı, zararsızdı. O şekilde o vahşeti ona yapanlar. Ben devletin büyüklerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. İçişler Bakanı olsun. Van valisi olsun. Emniyet müdürü olsun, Van Emniyet Müdürü. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlardan rica ediyorum. Ne olursa olsun o katiller, o vicdansızları bulsunlar. Büyük ceza versinler onlara. Hatta onları idam da etsinler. Yani bunu niye yaptılar? Rojin'in ne zararı vardı onlara? Niye yaptılar? Bunu istiyorum. Takip etsinler. Öyle rastgele medyaya çıkmasınlar. Rastgele söylemesinler. İnternete atmasınlar. Demesinler. Efendim
Rojin intihar etmiş. Yani kesinlikle intihar değil. Elinizi vicdanınıza koysunlar, ona göre konuşsunlar. Vicdansızlık yapmasınlar. Bir şey görmeden geliyor diyor, intihar yapmış. Sen neyi görmüşsen, sen neye göre diyorsun intihardır? Bir delili bana çıkarsınlar desinler, ben de diyeceğim tamam intihar etmiş. Buyurun çıkarsınlar bir kamerada bir yerde. Rojin intihar edilecek bir çocuk da geldi yani. Evde de, yolda da çıkarken, biz Van'a giderken ben onu götürdüm. Çarşıda yemek yedik, sevinçliydi, keyfi yerindeydi, bir sıkıntısı yoktu. Herhangi onunla, kimsenin arasında herhangi bir sıkıntı, hiç kim, bir belirliği yoktu. Yani belli bir şey yoktu. Yani intihar edilecek bir çocuk değildi ya. Niye gidecek, intihar edecek ki? İntihar eden insan aşırmenle, terlikle mi gider, intihar eder? Keki alır cebine koyar, suyu alır cebine koyar. O şekilde gider. Yemek yer gider. İntihar eden insan bunlar onun aklına gelmez ki. Yemek de yemez. Bir de yurdun dörtüncü kattadır. Etse dörtüncü katta da edebilirdi. Pencere var, balkon var, orada da edebilirdi. Niye gidecek? Suyun içine girecek, intihar edecek. Yani bunları ile diyorlar kapatmak için. Hani öyle düşünüyorlar diyorlar. Üniversitenin ismi bozulacak. Yurdun ismini bozulacak. Van'ın ismini bozulacak. Bu vahşet Van'da çıksa Van'ın ismi bozuluyor, kötü oluyoruz. Ama onlar beni hiç ilgilendirmez. Benim kızımın canına zarar verenlerin peşindeyim ben. Ben diyorum ki onlar bir an önce yetkililere sesleniyorum. Bulunsunlar, ne ceza varsa onlara cezasını versinler, idam yapsınlar aynı hatta. Yurt müdüründen baştan beri ilk büyük hatayı o yapmış. Ben baştan beri söylemişim, şimdi de söylüyorum. Ondan şikayetçiyim, sonuna kadar da şikayetçiyim. Yani ben bir can götürdüm, onlara teslim ettim. Kızımı onlara teslim ettim. Kızım orada maalesef ölü geldi, cenazesi, cansız bedeni geldi. Şifreden bile mana çıkartırıyorlar. Diyorlar ki Rojin'in şifresi niye 10 rakamdır? O şifreyi de söyleyeyim. Onun hesabı vardır. O para, mesela ben çalışıyordum ya. Farklı yerlerde çalışıyordum. Minarecin yanında çalışıyordum. Para gönderdiği zaman o para devamlı hesabın, Rojin hesabındaydı. O yüzden 10 rakam oraya bırakmıştı ki bu paraya bir şey olmasın diye yüksek rakam bırakmış şifreye. Yani intihar falan yok ha. Bunlar delil değil ha. Yok Google'de bile yazmış, yok şöyle yazmış. İnsan biraz elini vicdanına koyar, ona göre yorum yapar. Benim acım tek değil, herkesin acısıdır. O çocuk bellidir, o çocuk hangi acıyla, hangi vahşetle onu öldürmüşler, götürmüşler, göle atmışlar. 24 kilometre uzaklıktan çıktı. Üniversiteye 24 kilometre uzak. Mümkündür yani, oradan intihar etse, o cansız beden oradan çıkmış. Mümkün müdür? O kadar helikopter geziyorlardı. Olay olduğu gün, öbürsü gün helikopterler her gün gölün üzerinden geziyordu. Bir günde oraya ulaşılmaz, suyun altında. Yani bunları söylememiz lazım. Onlar da söylesin, ben de söyleyeceğim. Onların peşini bırakmayacağım, bu kötülerin peşini bırakmayacağım, kötü insanları. Kesinlikle bizim ailemiz, herkes tanıyor onları. Bizim ailede herhangi bir intihar yoktu. Rojin hiç kimseyle de tartışmamış, hiç kimse herhangi bir düşmanımız da yoktur. Onu da söyleyeyim yani, bizimle hiç kimsenin arası da bozuk yoktur, bozuk değil. Yani zarar vermişse, o oradaki içkiciler, balyacılar zarar vermiş.